Gençler merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Coğrafya soru çözümüyle karşınızdayım. Bugün sizle önemli bir konu olan atmosfer, hava durumu, iklim ve sıcaklık konularının sorularını çözeceğiz gençler. MEB'in kazanım kavrama testlerini çözmeye devam ediyoruz. İlk sorumla hemen başlayayım isterseniz. Atmosferde yağmur, kar, sis gibi hava olaylarının oluşması öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağlıdır demiş. Gençler cevabımız A şık olacak. Su buharının bulunması. Gençler bu gibi hava olaylarının oluşmasının temel sebebidir. Bir de burada ek bilgi olarak ne diyeceğiz? Sadece atmosferin troposfer katmanında bu gibi olaylar yaşanıyor arkadaşlar, aklımızda bulunsun. İkinci soruya geçiyorum. Konum özellikleri sebebiyle yaz mevsimi yaşanan bir yerde aşırı soğuk bir günün yaşanması mümkündür. Hava durumu yaşanılan mevsim ile benzerlik göstermeyebilir. Buna göre haritada gösterilen yerlerin hangisinde yıl boyunca yaşanılan mevsim ile hava durumunun daha çok benzerlik göstermesi beklenir demiş gençler. Burada iklim olaylarının hava olaylarıyla benzerlik göstermesinden bahsediyor. Gençler bunun için işaretli noktaların ya ekvatora yakın ya da kutuplara yakın bir bölge olması lazım. Çünkü biliyorsunuz ekvatora ve kutuplara güneş ışınları yıl boyunca hemen hemen aynı açılarla geldiği için sıcaklık koşulları ya da iklim koşulları çok fazla ne yapmaz? Değişmez. O yüzden bakıyoruz, kutuplara yakın herhangi bir nokta yok. Görselde ekvator çizgisi şuradan geçiyordu biliyorsunuz. O zaman ne yapacağız gençler? Cevabımız 3 nolu bölge olacak. Yani C şıkkı. Üçüncü soruya baktığımızda bir yerin sıcaklığı üzerinde etkili olan en önemli faktör güneş ışınlarının yere düşme açısıdır. Güneş ışınlarının yere düşme açısı üzerinde ise birden fazla faktör etkili olmaktadır demiş. Aşağıdakilerden hangisi bu faktörlerden biri değildir? Gençler dünyanın şekli eliyoruz. B'ye bakalım. Cevabımız gençler B şıkkı olacak. Ortalama yükseltinin gençler sıcaklık üzerinde etkisi vardır. Fakat güneş ışınlarının geliş açısını ne yapmaz arkadaşlar? Etkilemez. Cevabımız B şıkkı olacak. Hemen dördüncü soruma bakıyorum. Meteorların parçalanması olayı atmosfer katmanlarından hangisinde gerçekleşir? Bilgi sorusu arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı olacak. Mezosferde bu gök taşları ya da meteor dediğimiz olaylar sürtünmenin etkisiyle atmosferin mezosfer katmanında ne yapıyor arkadaşlar? Parçalanıyor. Aklımızda bulunsun. Beşinci soruya baktığımızda, beşinci soruda yukarıda verilen hava durumu haritasına bakıldığında aşağıdakilerin hangisi söylenemez demiş. Türkiye haritasında çeşitli bölgelerde farklı hava koşullarını gösteren bir görselimiz var arkadaşlar. Bunu yorumlamamızı istiyor. Bakalım A şıkkında ne diyor? Karadeniz kıyılarında genel olarak nem oranı yüksektir. Evet, nereden anlıyoruz? Bakın yağışlı bir iklim bölgesi burası arkadaşlar. Devam edelim. B şıkkında Erzurum ve Kars çevrelerinde sıcaklık 0 santigrat derecenin altına düşmüştür diyor arkadaşlar. Çünkü kar yağışları var bakın bölgede. Erzurum, Kars, Ardahan platolarının olduğu yerde arkadaşlar. Hemen C'ye geçelim. Ege kıyılarında yağışın en fazla gerçekleştiği mevsim kıştır. Gençler cevabımız C şıkkı olacak çünkü bu C şıkkında yapılan açıklama iklime dair bir açıklama. Ege bölgesindeki iklim koşullarına dair bir açıklama. Ama görselde bize neyi vermiş? Hava koşullarını vermiş. Yani biz orta kuşak ülkesi olduğumuz için herhangi bir bölgede o gün yaşanılan hava koşulları iklim hakkında ne yapmaz bize? Bilgi vermez arkadaşlar. O yüzden cevabımız C şıkkı olacak. Altıncı soruya baktığımızda troposfer katında yerden yükseldikçe sıcaklığın azalmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkına bakalım. Atmosferin yerden yansıyan ışınlarla ısınması. Gençler cevabımız A şıkkı. Çünkü biz güneşten gelen ışınlarla değil, yer yüzeyine çarpıp yansıyan ışınlarla ısınıyoruz. Eğer doğrudan güneşten gelen ışınlarla ısınıyorsaydık, yerden yükseldikçe sıcaklığın ne oluyor olması lazımdı? Artıyor olması lazımdı arkadaşlar. Ama tam tersi her 200 metrede sıcaklığın 1 santigrat derece düştüğünü görüyoruz. Bu da ısınmanın zeminden başladığını gösteriyor bize. Yani biz yerden yükseldikçe zemine olan uzaklığımız arttığı için sıcaklıklar da ne yapıyor? Bu yüzden azalıyor. Cevabımız A şıkkı olacak. 7'ye bakalım. Aşağıdakilerin hangisi iklim özelliklerinin beşeri faaliyetler üzerindeki etkisine örnek olarak gösterilemez demiş gençler. A şıkkında kar yağışının fazla olduğu yerlerde kışlık otomobil lastiği satışının yüksek olması gençler etkilemiş beşeri faktörleri ya da faaliyetleri. B'ye bakalım. Akdeniz iklim bölgesi içerisindeki meskenlerde klima kullanımının yaygın olması, yine sıcaklığın çok yüksek olmasının
Gençler insanlar üzerindeki etkisine bir örnek olarak vermiş başlığını eliyoruz. C'ye bakalım. Dünya nüfusunun genellikle orta kuşak çevresinde dağılış göstermesi. Biliyorsunuz orta kuşak ılıman iklim koşullarına sahip. Yani sıcaklıkları ne çok yüksek ne çok düşük. Bu yüzden daha çok dünya nüfusu burada toplanmış. Yine nüfusun dağılışını etkilediği için bunu da eleyeceğiz arkadaşlar. D şıkkına bakalım. Kış mevsiminde bazı kış türlerinin daha sıcak yerlere göç etmesi. Gençler burada yine doğal koşullar, doğal bir yaşamı ya da insanlar haricinde başka bir türün yaşam alanını arkadaşlar ya da yaşam şeklini belirlemiş. O yüzden ne yapıyoruz? Doğru cevap olarak D şıkkını eliyoruz. Biz de beşeri yani insan hayatı üzerindeki etkilerini örnek gösterilemez soruyordu arkadaşlar. Burada herhangi D şıkkında yapılan açıklamada herhangi bir insan yaşamını etkiden söz edemeyiz. Cevabımız D şıkkı. 8'e bakalım. 8. soruda bir yerin gerçek sıcaklık değeri ile indirgenmiş sıcaklık değeri arasındaki farka bakılarak o yer hakkında bazı çıkarımlarda bulunulabilir. Bu farkın fazla olduğu bir yer için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Gençler sıcaklık farkının fazla olması, gerçek ile indirgenmiş sıcaklık farkının fazla olması bölgede yükseltinin fazla olması anlamına gelir. Gerçek sıcaklık dediği arkadaşlar termometrenin göstermiş olduğu sıcaklıktır ve yükselti sıcaklığı etkilemektedir. Ama indirgenmiş sıcaklıkta ise her yer deniz seviyesinde kabul edilir. Yani yükseltinin sıcaklık üzerindeki etkisi yok sayılır. Eğer gerçek ile indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark bir bölgede fazla ise o bölgenin dağlık ve engebelik olduğunu ya da yükseltisinin fazla olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. O zaman cevabımız yine ne olacak gençler? D şıkkı olacak. 9. soruya bakalım hemen. Bir bölgede hava durumu yıl boyunca iklim özellikleriyle benzerlik göstermektedir diyor. Gençler bir önceki, yani bir önceki demeyeyim de ikinci soruda olması lazımdı. Buna benzer bir sorumuz vardı hatırlayın. Ne demiştik? Eğer bir bölgede iklim özellikleri o bölgede yaşanan hava koşullarına uyum gösteriyorsa o bölge ya kutuplardadır ya da ekvatora yakın bir noktadadır arkadaşlar. Bu bölgenin iklimi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenir diyor arkadaşlar. Bakalım. Yıl içerisindeki basınç değişimi fazladır. Hayır çünkü sıcaklık koşulları değişmiyor. Rüzgarların esme yönü yıl içerisinde fazla değişmez. Gençler söyleyemeyiz. İklim üzerinde okyanus akıntıları etkili olmuştur. Geç gençler yani alakası yok. D şıkkına bakalım. Yağış ve sıcaklık özelliklerinde yıl boyunca büyük değişiklikler gözlemlenmez ya da gözlenmez. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. İklim koşulları hemen hemen yıl boyunca nedir? Aynıdır. Hemen 10. soruma geçiyorum. Rüzgarlar geldikleri yerlerin sıcaklık özelliklerini gittikleri yerlere taşımaktadırlar. Gençler bu konuda direkt eğer görseldeki gibi bir şey verilip de soru bu yine bu görsel üzerinden sorulacaksa yani buna benzer bir görsel üzerinden sorumu sorulacaksa burada aklımıza gelmesi gereken ilk bilgi şu. Eğer rüzgarlar ekvatordan kutuplara doğru esiyorsa sıcak, kutuplardan ekvatora doğru esiyorsa ne olacak? Soğuk karakterli bir rüzgar olacak arkadaşlar. Soruma bakıyorum hemen ne diyor? Bu durum dikkate alındığında görselde verilen oklar yönünde esen rüzgarlardan hangilerinin gittikleri yerde sıcaklığı yükseltmesi beklenir? O zaman ne olacak? Ekvatordan kutuplara doğru esiyor olması gerekiyor. Bakın iki nolu rüzgarı biz o zaman evet sıcaklığı yükseltebilir diyebiliriz. Şu kutuplardan geldiği için hayır. Yine hayır arkadaşlar. Şu değiştirmez zaten. O zaman cevabımız ne olacak? B şıkkı olacak arkadaşlar. 11. soruya bakalım hemen. Aşağıda Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bir merkezin 5 günlük hava tahmini verilmiştir diyor gençler. Hava tahmini tablosu incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demiş gençler. Bakalım. A şıkkında diyor ki bu tablodaki hava tahmini yalnızca kış mevsiminde gözlenir. Gençler bilmiyoruz. Çünkü bakalım tarih vermiş mi? Gençler hayır. Hangi mevsime ait bir hava durumu olduğunu bilmiyoruz arkadaşlar. Sadece günleri vermiş. Yaşanılan mevsim ya da tarihle alakalı herhangi bir bilgi yok. O yüzden A şıkkını doğru kabul edemeyiz. B'ye bakalım. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde görülmektedir diyor gençler. Bölgenin iklim koşullarını bilmediğimiz için bunun hakkında da yorum yapamayız. C'ye bakalım. En yüksek hava sıcaklığının aynı olduğu günlerde farklı hava olayları yaşanmıştır.
Bakıyorum en yüksek hava sıcaklıkları mesela aynı. Bakın pazartesi ve çarşamba günleri aynı. Ama evet gençler cevabımız C şıkkı olacak. Çünkü bakın en yüksek sıcaklıklar bu bölgede pazartesi ve çarşamba günü yaşanmış aynı oranda. Ama birinde parçalı bulutlu bir hava varken diğerinde yağmur yağışlı ya da yağışlı bir havanın olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olacak. Gençler bana zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler diliyorum.